Rektör Zeki Paylağı ve öğrenci arkadaşlarımıza değerli hocalarım, Türk Metal Sendikası'nın saygıdeğer başkanı, yöneticileri ve üyeleri ve çok kıymetli çalışma ekonomisi öğrencileri. Sendikal örgütlenmede özel konular başlıklı 3. oturuma hoş geldiniz. Ya bir önceki oturumda Fatih Beşiktaş'ı çok yükseltti. Ben kendisiyle rekabet edemeyeceğim. Şimdi ben halde yapmış olayım. Ayrıca çok da vaktimiz kalmadı. Bir saat gecikmiş durumdayız. Ancak birkaç kelime etmeyi de ihmal etmek istemiyorum. Tabii ki üniversitelerin bir taraftan can çekiştiği, akademik ruhun kaybolduğu bir dönemde böylesi önemli bir öğrenci kurultayını planlayıp düşünüp, planlayıp, düzenledikleri için Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümünün saygıdeğer hocalarına tek tek teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu önemli kurultayı destekleyen ve her türlü imkanını sağlayan, kapılarını açan Türk Metal Sendikası Başkanı'na, üyelerine ve yöneticilerine de teşekkür etmek istiyorum. Umut ederim bu kurultay geleneksel haline gelir. Bizim çalışma ekonomileri ortak kongresi var. Buna benzer bir şekilde önümüzdeki sene ve daha sonra da devam eder. Bu da belki birinci çalışma ekonomileri öğrenci kurultayı olarak tarihe geçer. Hakikaten değerli öğrencileri dinleyinceye kadar ümitsizdim. Ama benim ümitlerim tekrar yeşerdi. Demek ki varmış, gerçekten oluyormuş. Çok güzel tebliğler sundular ve bizleri heyecanlandırdılar. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ederim ve kendilerine de tebrik etmek isterim. Ben sözü daha fazla uzatmadan konuşmacılarımızı tanıtmak istiyorum. Birinci konuşmacımız Ümit Arslan, Pamukkale Üniversitesi'nden. Sendika üyesi, işçi, memur ve sendika üyesi olmayan memurların sendika üyeliğine bakış açıları Denizli ili örneği başlıklı bir tebliğ mevcut. İkinci konuşmacımız Kübra Oğuz, Çanakkale Üniversitesi'nden Türkiye'de çocuk emeği ve çocuk emeğine sendikal bakış başlığını taşıyor tebliği. Üçüncü konuşmacımız 9 Eylül Üniversitesi'nden Nuray Sül, sendikalar bünyesinde insan kaynakları yönetimi başlıklı bir tebliğ mevcut. Son konuşmacımız da Atatürk Üniversitesi'nden Yasemin Üyücü. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmenin yapılması ve önlemlerin alınmasında sendikanın rolü başlıklı bir tebliğ sunacaklar. Süremiz yaklaşık 1 saat 15 dakikaydı. 10 dakikaya düşmüş bulunuyor. Konuşmacılara 15'er dakika veriyorum. Sürelerde de riayet etmelerini özellikle istirham ediyorum. Ve birinci konuşmacıyı başlatmak isteriz. Buyurun. Ümit Bey. Teşekkür ederim Başkan. Buyurunuz. Sayın Türk Metal Sendikası Genel Başkanı, Sayın Türk İş Temsilcisi, sendikaların değerli temsilcileri, saygıdeğer hocalarım, değerli öğrenci arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde Gençlik Kurultayı'nın yapılmasında emeği geçen başta Türk Metal Sendikası tüm çalışan ilişkilerine Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Serpil Aytaş hocamızın başta olmak üzere tüm öğretim üyelerine ve öğrencilerine gönülden çok teşekkür ediyoruz.
Sizlere Pamuk Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri hoca öğrencilerinin saygı ve sevgilerini getirdik. Günümüzde dünyada ve Türkiye'de çalışma yaşamı çeşitli aktörler tarafından bir sendikasılaştırma politikaları yürütülmektedir. Ülkemizde de akademik dünyada ve farklı gruplarca bir sendika yıkılım olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Biz de bu bağlamda arkadaşlarım Cennet Yaman, Tuğba Nur Kavalcıoğlu, Cevriye Taşçıoğlu, Zeyra Çolak, Mehmet Toplar, Sevgiye Serer, Elif Kılıç ve ben bu kadar sonra bile diğer öğrencilerin konuna ilişkin bir araştırma yapmıştım. Araştırmamızın başlığında sendika üyesi işçi ve memur ve sendika üyesi olmayan memurların sendika üyeliğine bakış açıları deniz ilgili örneği olarak belirledik. İlk önce çalışmamızın amacı partinin yöntemden bahsetmek istiyorum. Çalışmamızın amacı başlığa uygun bir biçimde başlığa uygun biçim olarak çalışanların sendikaları üyelik bilenlerini araştırmak olmuştur. Çalışmamız en az iki başlıkla oluşmaktadır. Birinci başlıkta Türkiye'de işçi ve memur sendikalarının iş kolu düzeyindeki üye sayılarını karşılaştırma olarak değerlendireceğiz. İkinci başlıkta ise yapmış olduğumuz alan araştırmasının sonuçlarından söz edeceğiz. Çalışmamızın literatür tarafımız ile yaptığımız alan araştırmasından konuşuyorduk. Bu görevlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014 Ocak istatistiklerine bakıldığında işçiler açısından sendikalaşma oranının en yüksek olduğu iş kolu yaklaşık %28 ile çarpıcı bir biçimde bir nolu avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık iş kolu olmuştur. Bunun ikinci sırada %24 ile 9 numaralı banka, finans ve sigorta iş kolu takip etmektedir. İşçilerin en az sendikalaştıkları iş kolu ise %2.8 ile 17 numaralı sağlık ve sosyal hizmetler ve %2.7 ile 13 numaralı inşaat iş kolu takip etmiştir. Kamu görevlileri sendikalara bakacak olursak, bu görevlileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2013 Temmuz ayı verilerine göre kamu görevlilerin en çok sendikalaştıkları iş kolları yaklaşık %90 ile 4 numaralı yerel yönetim hizmetleri ve 11 numaralı diyanet ve vakıf hizmetleridir. Diyanet vakıf hizmetlerinin oranı ise %84. En az sendika üyeliğinin olduğu iş kolları ise yaklaşık 60 ile 7 nolu bayındırlık inşaat teknik hizmetleri ve yaklaşık %56 ile büro, bankacılık ve sigortacı hizmeti olmuştur. Alan araştırmamıza geçecek olursak, alan araştırmamızda emek yoğun sektörlerden biri olan tekstil sektörü ve imalat sanayinin yoğun olmasına rağmen ve Anadolu kaplanları arasında gösterilmesine rağmen Denizli ilindeki sendikalaşma oranı düşük biridir. Ve bu sendikalaşma oranı düşük olması geniş çaplı bir araştırma ürünü olmalıdır. Bu nedenle çalışmada Denizli ile örneğini seçtik ve görüşme yapılırken çalışanların sendika üyeliğine ilişkin değerlendirmelerini ortaya çıkarmaya amaçladık. Araştırmamızın kapsamını özel sektörde tekstil fabrikasında çalışan ve işten çıkartan sendika üyesi 8 işçi, temel ihtiyaç malzemeleri zinciri sektöründe çalışan 4 işçi, kamu sektöründe büro işlerinde çalışan sendika üyesi 15 işçi ve sendika üyesi olmayan 9 memur toplam 36 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmamızda 2014 Mart ayında nitel araştırma yöntemleri teknikçilerinden olan derinlemesine ilakat yöntemini yaptık. Mülakatlarımızı 100 lira yaptık ve katılımcılarımıza 8 soru sorduk. Katılımcılarımıza aracı kişileri telefonu arayarak ve izinleri alarak anket uyguladık. Ancak Denizli'nde sendikalı işçi sayısının az olması zaman ve mali yetersizlikleri ise araştırmamızın kısıtını oluşturdu. Bu politik katılımcılarımızın sosyodemokratik özelliklerini gösteriyor. Burada 15-24 yaş arası genç çalışanın hiç olmadığını görüyoruz bizim araştırmamızın katılımcıları. Katılımcımız 15'i kadın, 21'i erkek. Yaş aralığı 15 kişiyle 25 ila 31 yaş arasında yoğunlaşmaktadır. Katılımcılarımızın 28'i evli, 8'i rekardır. Yüksek öğretime sahip olan katılımcılarımız hepsi memurdur. 12 kişiden 88'i ise lise mezunudur. Toplam sendikalık süresinin en çok olduğu çalışanlar ortalama 64 ay ile sendikalık tam görevlidir. En az sendikalık süresi ise ortalama 23 ay ile mevcut durumda sendikalık üyesi olmayan ancak daha önce sendikalık olan 5 kamu görevlisine aittir.
Yaptığımız araştırmada, çalışmada işçilerle görüşmek istediği yerine bakan işçilerle çeşitli anılarımız oldu. Bu da hani, bizi etkileyen bir konuda işçilerin, orada eylem yapan işçilerin, eşleri ve çocukları, onlara destek olmak amacıyla onların yanındaydı. Bu fotoğrafta da geleceği sendikalı kadını görmekteyiz, işçilerin çocuğu olarak. Araştırmamızın sorularına geçecek olursak, ilk olarak katılımcılarımıza sendikaya indiren bir olmalıdır sorusunu yönelttik. Sendikalı işçi ve sendikalı memurlar ortak olarak haklarını savunmak, haklarını aramak için sendikalı olduklarını belirtirken, sendika üyesi olmayan memurlar daha çok kişisel çıkarlarını gerçekleştirebilmek adına, bir arkasında bir güç olması adına sendikalara üye olduklarını söylemiştir. Betül Uman, Ahmet Silamoğlu, Banu Uçka, Deniz Kanuncuoğlu'nun yapmış olduğu araştırmalarda da araştırmamıza benzer biçimde çalışmaların haklarının aranması için sendika üye oldukları sonuçlara ulaşmaktadır. Bu da bizim araştırmamızla örtüşen bir bilgidir. Bunun yanında sendikalı sendika üyesi olan katılımcılarımıza mevcut durumda üyesi oldukları sendikalarına neden üye olduğunu diye sorduk. İşçiler ücretlerin artması sonucunda refaha ulaşabilmek için üye olduklarını söylerken ve yine burada ilginç dikkat çektiği bir nokta var. İki kadın işçimiz usta başlarının hakaret içeriği davranışlarından kurtulmak için mevcut durumdaki sendikaların üye olmuş. Sendikalar ve memurlar ise hak aradığı için ve örgütlenme bir birlik için ifadelerine yoğunlaşmışlardır. Katılımcılarımıza bir sendikaya neden üye olunmamalıdır sorusunu yönelttiğimizde ise sendikalı işçiler iş sözleşmesinden doğan hakların işçiler tarafından karşılandığı takdirde sendikalılar gerek duymuyorlar. Genel olarak 5 işçi. Sendikalı ve sendika olmayan memurlar ise genel olarak sendikanın siyaset yapması ve sendikanın taraf olması durumunda sendika üye olunmamasını belirtiler. Yine görüşmek için gittiğimiz eylemdeki işçiler burada oturduk, muhabbet ettik. Bize çok iyi davrandılar. Bize ikramlı bulundular. Güzel sohbet ettik onlarla. Katılımcılarımıza hangi nedenle sendika üyelerinden ayrılsınız sorusunu yönelttiğimizde ise sendikalı işçilerin tamamı sendika yöneticilerin işçinin hakkını korumayıp işveren tarafında yer alması durumunda sendika üyelerinden ayrılacaklarına belirtmişlerdir. Memurlar ise daha çok özlük haklarını korumaması durumunda ve bir sendikanın taraf olması durumunda, siyaset yapması durumunda sendika üyelerinden ayrılacağını belirtmiştir. Yine dikkat çekici bir nokta olarak sendika üyesi olmayan memurlardan katılımcı yeri ise sendika üyelik ücreti almaya başlarsa sendikanla ayrılır ifadesine yer vermiştir. Bu çalışmada sadece katılımcılarımız değil, katılımcılarımızın iş arkadaşları, çalışma arkadaşlarının da sendika üye olmama nedenlerini sorduk. Bu görüşüne yer vermeye çalıştık. Sendika işçilerimize bu soruyu yönelttiğimizde genel olarak korkulardan bahsettiler. İş güvencesi korkusu, işveren fişlenme korkusu, işten çıkarma korkusu ifadelerini yoğunlaştılar. Sendikalı memurlar ise diğer çalışma arkadaşlarının sendikanın siyasi görüşlerine yer vermesi, siyasi görüşe yer vermesinden dolayı sendika üye olmadıklarını söylediler. İşçi katılımcı 21 ise ekmek yediğimiz yere ihanet etmemeliyiz düşüncesi yaygındır. İşçilerde bu düşüncenin yaygın olduğu için sendika üye olmadıklarını söylemiştir. Araştırmada katılımcı yöneltilen sorulardan bir diğeri sendikal bağlılığa ilişkin görüşleri olmuştur. Hem bu soruyla da çapraz sorumuzdan birini sorduk ve bu araştırma bulgularımıza göre işçilere sendikal bağlılığa ilişkin görüşleri yani toplu hareket ettikleri durumda arkalarında bir gücü hissettikleri için sendikal bağlılığı artıyor. Sendikalı memurlar ise daha çok hakları savunursa ve kendisine sosyal bir çevre sağlanırsa sendikaya bağlılığının artacaklarını söylüyorlar.
Ancak Zeynep Hanım var burada bir çetişkiye gördük. Daha önce Zeynep'e siyaset yaparsa üyelerine ayrılırım ya da Zeynep'e siyaset yaptığı için üye olmuyorlar arkadaşlarım. Yani memurlar burada siyasi görüşümü yansıtırsa sendikal bağlılık artar ifadesine yer vermiştir. Sendikal üyesi olmayan memur ise yine aynı şekilde toplu hareket edersek etmek için ve çalışanların haklarını savunursa sendikal bağlılık artacak ifadesini kullanmıştır. Faaliyetlere bakacak olursak işçilerden 7'si sendikal faaliyetleri olmadığı için katılamamıştır. 5 işçisi faaliyetlere katıldığını ifade etmiştir. İşçiler genelde mitinge ve sendikaların toplantılarına katılmıştır faaliyet olarak. Sendikalı memurlardan 8 memur faaliyetlere katılmış, 7 memur ise faaliyetlere katılmamıştır. Memurlar ise genelde konferans, yemek, gezi gibi etkinliklere katılmışlardır. Araştırma kapsamındaki katılımcılara sendikaya üye kazandırdınız mı sorusunu yönelttiğimizde 36 katılımcımızın 16'sı sendikaya sendikalara üye kazandırmadıklarını veya bu tür bir çaba içerisinde olmadıklarını söylemiştir. Ancak öte yandan 9 işçi, sendik üyesi 7 memur ve sendik üyesi olmayan 1 memur sendikalara üye kazandırmışlardır. Sendikalı memur katılımcı 11 ise sendikama 600 üye kazandırdım. Sendika ve sendika başkanı yapan memur katılımcı 15, sendikaya ilk katıldığında 1100 kişiydi. Başkanlığı ben aldığımda 4200 kişi oldu ifadesini yer vermiştir. Eklemek istediğiniz görüş var mı diye soru yönelttiğimizde işçi katılımcı 28 Deniz'deki sendikal faaliyet sendikasılaştırmaya dikkat çekmiştir. Deniz'deki bütün işlerden sendikaların iş yerlerine girerek ayaklanmaya başlayacaklarını düşündükleri için korkuyorlar ve sendikanın iş yerlerine gelmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar ifadesine yer vermiştir. Sendikalı memur katılımcı 15 ise sendikal bağlılık zor oluşan, kolay biten bir duygudur. Bu bağlılık herkese göre farklıdır ifadesini kullanmıştır. Sendika üyesi olmayan memur ise devlet sen üye ol, üyelik aidatın benden dediği için sendikaya bağlılığım yok, bu durum beni rahatsız ediyor demiştir. Sonuçlara gelecek olursak, araştırma kapsamındaki katılımcıların sendika üyelik nedenlerinde benzerlikler saptanmıştır. Hem sendika üyesi olan işçiler, hem sendika üyesi olan memurlar ve sendika üyesi olmayan memurlar arasında hakların aranması ortak bir görüştür. İşçiler ve sendika üyesi olan ve olmayan memurların arasında sendika yeniden üye olunmayacağı konusunda görüş farklılığı tespit edilmiştir. Sendika üyesi işçiler, bir sözleşmesinden doğan hakların elde edilebilir olması durumunda sendikaya üye olmanın gerekli olmadığını söylemişlerdir. Ancak memurlar için sendikalı üyelerin hakkının aranması ve sendikanın siyaset yapması durumunda sendika üye olmayacaklarını söylemişlerdir. Sendika bağlı nedenleri de farklılık göstermiştir. İşçiler örgütlü olmak ve güç hissetmesi durumunda sendikalarına bağlı olacaklarını ifade ederken memurlar daha çok bireysel çıkarlarının uygun davranılması durumunda sendikal bağlılıkla söz konusu olabileceğini söylemişler. Çalışma sendika üyelikte çalışma statüsü etkili bir koşul olarak bulmuştur. İşçilerden hiçbiri bireysel çıkarlarını koşul olarak yönetilmezken memurlar özellikle kıdemi düşük memurlar sendika üyeliğinin anlamı bireysel çıkarlarının karşılanmasıdır. Araştırmamızın alana yapacağı katkı İşçi ve memurların sendikaya bakış açılarının farklı olduğu ve sendikaların üye profiline göre politika geliştirme zorunluluğunun ortaya çıkması noktasındadır. Ümit Bey için 11 dakikamız. Bizi yüreklendirdiniz ve nihayet gençlere söz hakkı verdiğiniz ve sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca bize bu çalışmamızda elinden geldiğince yardım eden, bizden hiçbir yardımını esirgemeyen Sayın Handan Kumaş hocamıza bir teşekkürü borç verin. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Sonumu burada bitiriyorum. Teşekkür ediyoruz. 4 dakika 40 saniyede, 14 dakika 40 saniyede tamamlamış olduk. Benim için ayrıca teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden ikinci konuşmacımızı kürsüye davet etmek istiyorum. Kübra Oğuz, Çanakkale Üniversitesi'nden. Buyurun Kübra Hanım.
Merhaba, ben Kübra Olsun, Akron Tutulmak Üniversitesi'nden katılıyorum. Türkiye'de çocuk emeği ve çocuk emeğine sendikaların bakışını ele alacağım bugün. Çocuklar en savunmasız bireylerdir. Bu nedenle sosyal ve psikolojik olarak istismar maruz kaldıkları gibi ekonomik olarak da istismar görmektedirler. Çocuk emeğinin en önemli nedenlerinin başında ucuz iş gücü olması, yoksulluk ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri sayılabilir. Çocuk emeğini ayrıntılı şekilde ele almadan önce çocuk ve çocuk işçi kavramlarına değinmek doğru olacaktır. 20 Kasım 1959 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen çocuk hakları bildirgesinde 18 yaşın altında yer alan bireyler çocuk olarak tanımlanmıştır. Çocuk işçiliği ise 18 yaşın altındakilere fiziksel, mental ve ahlaki açıdan zarar veren ve onları eğitimden yoksun bırakarak zedeleyen, istismar eden bir çalışma biçimi şeklinde ifade edilebilir. Çocuk işçiliği, Birleşmiş Milletler'in yanı sıra ILO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği belgeleri gibi birçok uluslararası metinde düzenlenmiş olmasına karşın yapılan düzenlemelerin çocuk işçiliğini önlemede yetersiz kaldığı görülmektedir. Çocuk emeği ilk çağlardan beri dünyanın her yerinde varlığını sürdürmektedir. Bu konuda Hitman şu açıklamayı yapmaktadır. Çocuklar daima çalışmışlardır. İnsanlık tarihinin ilk yılları boyunca kabilelerin çocukları avlanma, balık tutma ve hayvanları kapanma yakalama çalışmalarında bulunmuşlardır. Ancak kırsal kesimde tarımla meşgul olan aileler ya da kentlerin çevresinde faaliyet gösteren küçük işletme sahipleri sanayi kapitalizmi karşısında varlıklarını koruyamayarak dağılmışlar ve büyük imalathane ve fabrikalara işçi olarak başvurmaktan başka çareleri olmayan bu kriterler ve bu kriterlerin önemli bir bölümünü oluşturan çocuklar kurumsal iş gücü konumuna düşmüşlerdir. Bu aşamadan itibaren çocuk çalışması çocuk işçiliğine dönmüştür. Günümüzde çocuk işçiliği yoğun olarak Asya kıtasında görülmekte ve tarım sektörü çocuk işçiliğin en yoğun olduğu sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise çocuk işçilerin büyük bir bölümü göçmen ailenin çocukları oluşturmaktadır. Türkiye'de çocuk emeğinden bahsetmek istiyorum. Anadolu'da en önemli geçim kaynağı tarımsal faaliyetler olduğundan, bu üretim biçimi için özel bir eğitim gerekmediğinden çocuklar da üretim sürecinde yer almaktaydı. Ancak sanayi ve ticarete ilişkin özel bir bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik mesleki eğitim aileler tarafından verilebilecek türden olmaması, bu kapsamda verilecek eğitimin 19. yüzyıla kadar daha çok aile ve lonca teşkilatları vasıtasıyla verilmesini sağlamıştır. Büyük ve derin toplumsal değişmelere yol açan sanayi devrimi, yeni örgütlenme ve üretim biçimiyle makine çağında fabrika düzenlerini oluşturmuştur. Yaşanan toplumsal gelişme ve değişmeler işçi sınıfını oluşturmuş, yeni yaşama ve çalışma koşulları olgusu içinde ortaya çıkan durum, kentlerin hızla doğup insanlarla dolup taşmasını, insanlık onuruna uymayan çalışma koşullarını, erkek, kadın ve çocuk işçilerin zor, ağır ve insanı hızla yıpratan koşullarda çalışmasını ve sefalet ücretlerini beraberinde getirmiştir. Fabrika sahiplerinin uzun çalışma süreleri ve çok düşük ücretlerle işçileri istihdam etmiş, tek işi yapabilecek ustaların yerine fabrikada oluşturulan üretim düzeneklerinin işi parçalara bölmesi, işverenlerin niteliksiz ve ücret iş gücüne etmiştir. Sanayi devrimiyle yaşanan büyük çaplı toplumsal dönüşüm, Osmanlı Devleti'nde de etkili olmuş, aile sistemi ve devamı niteliğinde olan lonca sistemi ortadan kalkmaya yüz tutmuş ve sanayileşme çabalarının oluşturduğu iş gücü ihtiyacıyla aynı döneme denk gelen Birinci Dünya Savaşı nedeniyle yaşanan erkek iş gücü azalması, kadın ve çocukların fabrika ve imalathanelerde iş gücü kaynağı olarak istihdamlarına neden olmuştur. Cumhuriyet döneminde gelindiğinde ise çocuk işçiliğine mesleki ve teknik eğitimin bir parçası olarak bakılmış ve bu alanda yasal düzenlemeler yapılarak okul ve çevre ilişkilerine önem verilmiş ve bölgelerin eğitim ihtiyaçları üzerinde durulmuştur. 1936 tarihinde çıkarılan 308 sayılı iş kanununda çocuklara koruyucu düzenlemeler yer almış ancak çocuk işçiliğinin önlenebilmesinde yetersiz kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın hüküm sürdüğü yıllarda Türkiye'de çalışma koşulları kötüleşmiş, çocuk işçiliğinde artışlar meydana gelmiştir. 1940 yılında çıkartılan Milli Koruma Kanunu ile çalışma yaşamında katı kurallar getirilmiştir. Kadınlar ve çocukları koruyan hükümler rafa kaldırılmış, günlük çalışma süresi 8 saatten 15 saate çıkarılmış, kadınlar ve çocuklar da bu süreye tabi kılınmıştır. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı sanayide çalışan çocuk sayısı 2 kattan fazla artmıştır. Sanayileşme ve bununla bağlantılı olarak yaşanan kentte göç olgusu kısa sürede ülkenin iş gücü kompozisyonunu değiştirmiş ve tarımsal üretimin oranının bilerek azalırken sanayi üretiminin oranında belirgin bir artış görülmüştür. Günümüzde gerek anayasa
anda çocukların korunması ile ilgili düzenlemeler yer alsa da mevcut yasal düzenlemeler yetersiz kalmakta ve çocuklar iş gücü piyasasında enformal olarak çalışmakta, çalıştırılmaktadırlar. Yoksulluk, eğitim ve yasal düzenlemeler ve faktörlerin yanında ailelerin ve toplumsal çevrenin kültürel yapısı da çocukların çalıştırılmasında etkili olmakta. Nitekim çocuk işçilerin sayısı sektörlerin yanı sıra bölgelere göre de farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde de çocuk işçiliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarla ve zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla çalışan çocuk sayısında azalma olmasına rağmen çocuk işçiliği, sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklar sorunu önemini hala korumaktadır. Yapılan çalışmalar da göstermektedir ki Türkiye'de çok sayıda çocuk ailelerinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla çok erken yaşlarda çalışma yaşamında yer almaktadır. Bölgeler arası gelir dengesizliği, göç, işsizlik ve geleneksel aile yapısının bozulması, sosyal güvenlik sisteminin ve sosyal korumanın yetersizliği Türkiye'de çocuk işçiliğini arttırmakta, çocuklar aile geliminin yetersizliğinden dolayı ailenin geçim yükünü üstlenmektedir. Özellikle sanayi sektöründe iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden yoksun bir biçimde çalıştırılmakta ve üretimde kullanılan kimyasallar çalışan çocukların sağlığını tehdit etmektedir. Tarım sektöründe çalışan çocuklar ise aile işletmesinde ya da başka işletmelerde çalıştırıldıkları gibi aileleriyle birlikte mevsimlik olarak da çalışmaktadırlar. Mevsimlik çalışanlar ise barınma, meslek, sağlık ve iş güvenliği açısından en riskli grubu oluşturmaktadırlar. Günümüzde çocuk işçiliğinin ne durumda olduğunu tespit etmek amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılında çocuk iş gücü anketi yapılmıştır. Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 2012 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uygulanan anket sonuçlarına göre 15.247.000 kişidir. Bu yaş grubunun 893.000'i istihdam edilmektedir. Türkiye genelinde 6-17 yaş grubunda çalışan çocukların oranı kentte çalışan çocukların oranından fazladır. Bunun nedeni ise kırsal kesimde eğitim imkanlarının yetersiz olması, aile yapıları, ekonomik nedenlerdir. İstihdam eden çocukların %68.8'i erkek ve %31.2'si ise kız çocuklarıdır. Erkek çocuklarının kız çocuklarına göre daha fazla çalıştığını, fakat kız çocuklarının oranı azımsanmayacak derecede istihdam edildiği görülmektedir. Çalışan çocukların %49.8'i bir okula devam ederken %50.2'si okula devam etmemektedir. Oranlar birbirine yakın olsa da çalışan çocukların yarısının okula devam edemeyecek kadar zor şartlarda çalıştığı söylenebilir. Çalışan çocukların %44.7'si tarım, %24.3'ü sanayi ve %31'i hizmet sektöründe yer almaktadır. Sektör olarak bakıldığında ise ilk sırayı tarım sektörü almıştır. Bunun nedeni kırsal kesimde ailelerin geçim kaynaklarının tarım ağırlıklı olması ve çocuk iş gücünden yararlanılması şeklinde açıklayabiliriz. İşteki duruma göre çalışan çocukların %52.6'sı ücretli veya yemyeli, %46.2'si ise ücretsiz aile işçisi. Sonuçlara bakıldığında çocuk emeği ucuz iş gücü olarak görülmekte, istismar edilmekte, çocukların eğitim ve sağlık hakları elinden alınmaktadır. Çocuk emeği günümüzde de ülkemiz üzerinde durması gereken önemli sorun alanlarından biridir. Peki sendikalar çocuk emeği için neler yapmıştır? İşçi sendikaları genel olarak üyelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hakları, işçi hak ve özgürlüklerinin korunması, geliştirilmesi için mücadele eden kuruluşlardır. Sendikalar konumları ve işlevleri gereği toplumsal sorunlarla yakından ilgili kuruluşlar olup, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere bağlı olarak görüş ve yaklaşımları kamuoyuna açıklayan, çeşitli sorunlar karşısında alternatifler sunan, toplumsal süreçlere müdahale eden toplumsal baskı gruplarıdır. Sendikaların bu işlevleri, işçi sendikaların ilgi, görev ve sorumluluk alanlarını sürekli olarak genişletmektedir. Bu görüş çerçevesinde günümüzde çalışan çocukların sorunlarının çözümünde sendikalara büyük görev düşmekte, çocuk işçiliğine karşı etkili mücadelede sendikaların aktif rol oynamaları önem kazanmaktadır. Sendikaların çocuk emeği hakkındaki düşünceleri ortak bir noktada buluşmaktadır. Çocuk emeği ucuz iş gücüdür. Çocukların zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkilemekte, eğitim haklarını engellemekte ve çocukların ileriki çalışma yaşamlarında gerekli olan bilgi, beceri ve donanımdan yoksun kalmalarına neden olmaktadır. Sendikalar bu ortak düşünceler doğrultusunda çocuk emeğini engellemek için çeşitli projeler, araştırmalar geliştirmiş ve kampanyalar düzenlemiştir. Sendika ve konfederasyonların yaptığı çalışmalardan bahsetmek konuya açıklık getirecektir. Türk İş 1993'te Çalışan Çocuklar Bürosu'nu kurmuştur. Türk İş Çalışan Çocuklar Bürosu'nun temel ilkeleri şunlardır. Çalışan çocukların sorunları ve bu sorunların yerel, uluslararası düzeylerdeki önemi hakkında bilincin yükseltilmesi,
Türkiye'deki yasalarla uluslararası yasaların standartlarının karşılaştırılması, çocuk çalışanlara karşı sendikaların faaliyet programlarını geliştirip uygulamaları. Türk İş, Hak İş ve DİSK ile işbirliği yaparak MEK İlköğretim Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde sokakta çalışan ya da çalışma riski olan yaklaşık 1600 çocuğu yatılı ilköğretim bölge okullarına yönlendirmiş, eğitime kazandırmıştır. Proje kapsamında 27 Ağustos 15 Eylül 2001 tarihlerinde 6-14 yaş grubunda toplam 1600 çalışan çocuk yatılı ve pansiyonlu ilköğretim bölge okullarına yerleştirilerek parasız eğitim olanağına kavuşmuş ve sokakta çalışmaktan uzaklaştırılmıştır. Sokakta çalışan çocukların aileleri ve yerel kurum ve kuruluşlar, çocukları sokakta bekleyen tehlikelere ilişkin ve yatılı ve pansiyonlu ilköğretim bölge okulları hakkında bilgilendirmiştir. Türk İş, İLO, AYPEC, TİSK'le birlikte çocuk işçiliğine karşı geliştirdiği, çocuk işçiliğine karşı toplumsal işbirliği başlığını taşıyan projeyi Adana'da uygulamaya başlamıştır. Projenin temel amaçları, en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin önlenmesi, Adana'da mobilya sanayisinde çalışan çocukların sağlıklı ve güvenlikli çalışma koşullarında çalışmaları, 15 yaşın altındaki çocukların çalışmalarının önlenmesi. Projenin gerekçeleri ise şunlardır. Sanayide çalışan çocuklar iş sağlığı ve güvenliğine uygun olmayan koşullarda uzun sürede çalışmaktadır. Sokakta çalışan çocuklar her türlü istismara açık çalışma koşulları ile ülkemizde çalışan çocuklar arasında en korumasız kesim oluşturmaktadır. Türk İş, sokakta çalışan çocukların bilim, teknoloji ve yenilik alanlarına yönlendirilmesi projesini geliştirmiştir. Projenin hedefleri, Ankara ilinde temel hizmetlere en az ulaşabilen ve en kötü koşullarda bulunan sokakta çalışan çocuklara mesleki rehberlik hizmeti sağlayarak bu çocukların bilim, teknoloji, yenilik ve sanat alanlarında yönlendirmektir. Sokakta çalışan çocuklar, aileleri, sokakta çalışan çocuklar merkezinde çalışan uzman ve eğitmenler, çalışan çocuklara yönelik hizmet veren belediyeler, sendikalar, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri projenin hedef grupları arasındadır. Projenin temel amaçları, çocukların tutum, ilgi, beceri alanları ile ilgili aileleri bilgilendirmek, çocuklara ve ailelerine mesleklerle ilgili eğitim alternatifleri ve eğitim kurumları hakkında bilgi vermek, zorla çalıştırmanın önlenmesi konusunda çocukların ailelerini ulaşabildiği ölçüde eğitmek ve bilinçlendirmek. Türk İş ve Hak İş'in medya örgütlenmesi yoluyla çocuk işbirliğine karşı farkındalık projesi başlanmıştır. Proje kapsamında İzmir, Antalya ve Gaziantep'te çocuk işçiliği ve çocuk hakları konularıyla ilgili toplumdaki bilgi ve bilinç düzeyini ölçmek için durum tespit analizi çalışması yapıldı. Analiz kapsamında çeşitli sektörlerde Türk İş ve Hak İş'e bağlı 1500 işçiye anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları şu şekildedir. Ankete katılanların %64.5'inin çocuk işçiliğinin nedenleri konusunda bilgi sahibi değildir. İşçilerin %79.7'sinin çocukların okula gitmek için yerine küçük yaşlarda çalışmaya başlayarak daha yararlı beceriler kazandığına inanmadığı, katılımcıların %67.4'ünün 15 yaşından küçük çocukların hafif ev işleri dışında hiçbir şekilde çalıştırılmaması gerektiğine inanmadığı, ankete katılanların %80'i Türkiye'de çocuk işçiliği ve hakları konusunda farkındalığın arttırılmasını toplumsal bir vatandaşlık görevi olarak görüyor ve kendisini sorumlu hissediyor sonucuna ulaşılmıştır. DİSK, 2013'te DİSK'ar çocuk işçiliği raporunu yayınlamıştır. Buna göre ev içi çalışan çocuk sayısındaki devasa artış çocuk emeğinin azalmadığını, aksine ev içine çekilerek artışının sürdüğünü ortaya koymaktadır. Diğer yandan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu İstanbul'daki üyelerin çocuk işçiliği konusunda eğitmiş, iş yeri danışma ve denetleme grubu sistemini kurmuştur. Sonuç olarak çocuklar en savunmasız bireylerdir. Bu nedenle sosyal ve psikolojik olarak istismara maruz kaldıkları gibi ekonomik olarak da istismar edilmektedirler. Sonuç olarak sanayi devrimiyle birlikte önemli bir toplumsal sorun haline gelen çocuk işçiliği günümüzde de önemini korumaktadır. Sosyal konumun yetersizliği, yoksulluk, eğitim olanaklarına ulaşamama gibi etkenler çocuk emeğinin yaygınlaşmasının en önemli nedenlerini oluşturmakta ve çocuk emeğinin kullanılması gerek dünyada gerek ülkemizde günümüzün en önemli sosyal politika sorunlarının başına gelmektedir. Ülkemizde çocuk emeğine ilişkin
ilişkin yasal düzeyde düzenlemeler yapılmasına karşın denetimin yetersiz olmasından dolayı mevduat hükümlerinin etkin olmamakta ve çocuklar ekonomik olarak güvensiz ve sağlıksız çalışma koşullarında düşük ücretler ve yüksek çalışma saatleriyle sömürüye açık bir biçimde çalışmaya devam etmektedir. Çocukların yeri tarlalar değildir. Çocukların yeri sanayi değildir. Çocukların yeri sokaklar değildir. Geleceğimizin mirasçıları olan çocukların yeri okullardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 9 Eylül Üniversitesi'nden Nuray Sürdü. Buyurun Nuray Bey. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ben sunumuna geçmeden önce birkaç cümle söylemek istiyorum. Burada bizleri bölümdaşlarımla birlikte tutan Türk Meta Sendikası'na ve Uludağ Üniversitesi'nin çok kıymetli hocalarına, özellikle Uludağ Üniversitesi'nin çok kıymetli öğrencilerine her an yanında oldukları için çok teşekkür ediyorum. Çalışmam sırasında beni çok destekleyen ve sizlere teşekkürlerimi ileten bölüm başkanımız Profesör Doktor Mustafa Yaşar Tınar ve Profesör Doktor Tunç Demir Bey hocalarımızın da selamlarımı iletiyorum. Ve benim yanımdan hiç ayrılmayan Berkan hocama da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ben sunumumu yapacaktım. İlk kısımları sabahki oturumda birçok arkadaşımız tekrar söylediler. Sendikanın nasıl kısmancı süreçten geldiğini ve bu süreci nasıl atlattığını ve aslında örgütten bir sürecin ne halde olduğunu ve sonucunda nereye kalktığını herkes söyledi. Sanırım ben çok riskli bir konu aldım geldim buraya, insan kaynakları yönetimi diye. Sabahtan beri bir İK anlayışı da gidiyor. Ben bunu açıklamak için buradayım. Ve şunu söylemek istiyorum. Bizler çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri öğrenciler olarak çok disiplinler arası bir bölümün öğrencileriyiz. Çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi, sosyal politika, hukuk alanları, çalışma ekonomisi. Bizler bunları keskin birer ana bilim dalları olarak değil, bunları bize bilime ışık tutacak dallar olarak alırsak ve öğrenirsek ve bunlar arasında bir sentezleme yapabilirsek ancak çalışma ekonomisi öğrencisi olabiliriz. O yüzden sendikal anlayış ve insan kaynakları yönetimini bir arada tutmayı yeğledim. Çalışmamın temeli sendika bünyesinde çalışanlara yönelik bir çalışma. Amaç olarak tabii ki ben sendikayı burada bir işveren olarak ele aldım. Çünkü burada gördüğümüzde otelde kaldığımızda da birçok çalışanın olduğunu ve bu çalışanlara izlenen politikaların ne derece ilerleyip ne derece bu politikalara ulaşıldığını saptamak için böyle bir çalışmada bulundum. Sendikacılık ve insan kaynakları yönetimi diye başlık attığım için bu yaklaşımlar aslında aylarca incelemekte bizim için fayda olacaktı. Günümüz koşullarında sendikacılık ve insan kaynakları yönetimini tek çatıda almakla çalışmamın sonucudur. Ben burada endüstri ilişkileri sistemine girmeyeceğim çünkü sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Sabahtan beri bu konu ele alıyor. Tek söylemek istediğim şey çok uluslu şirketleri küreselleşme süreciyle birlikte ortaya gelmesiyle ademi merkezi yapıların oluşturulması, dijitalleştirmeye başvurulması, emek yoğun kesimin dezavantajı olmuştur. Çünkü maalesef örgütlenme sürecini zayıflatan bir unsur olarak ele alınmıştır. Şimdi gelelim en güzel konumuza, insan kaynakları yönetimin temel amaç ve işlevleri. Burada bahsetmek istediğim ilk amaçlardan stratejik planlama, eğitim organizasyonu, örgüte bağlılık ve performans yönetimi olarak 4 başlıkla toplamak istemiştim. Sanırım kaynak konusunda bir sıkıntı yaşadık sabah. Ben bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Bunu da arada düşünerek hazırladım. Research normal İngilizce bir terimdir. Evet, human resource'dan biliriz, insan kaynaklarının temeli. Burada resource kavramı İngilizce'den Türkçe'ye geçişi genel anlamda bir kaynak tanımlamasıdır. Şimdi genel anlamda kaynak olarak nitelendirilen bu durum aslında birçok tanımı da beraberinde getiriyor. Tekrar kaynağın boyutunu açıklamak gerekirse güç, becerikleri, çözüm bulma yeteneği, uğraş, yardıma başvurulacak kimse, çare, olanak, beceri, yetenek, kuvvet, eğlence, dayanak ve zenginlik. Yani insana dayanan her şey. Buradaki kaynaktan kastımız bu. Biz eğer bunu ekonomik kaynak olarak ele alacaksak, o zaman bölümümüzün hiç manası olmaz. İnsanı net olarak görmüyoruz. İnsana yaraşacak her şeyi
Hemen her şeyden bahsediyoruz. En başta güçten bahsediyoruz. Kainat burada aslında bir hazine, bir değer, ekonomik bir unsur değil. Ondan özellikle şöyle söyleyeceğim, kafanızda daha somutlaşsın diye söylüyorum bu örneğinde. Su şişelerinin üstünde şey yazar, water reserve, su kaynağı. Su kaynağı nedir? İnsanın hayatını devam ettirebilmesi için gereken en temel taşlardan birisidir. Evet arkadaşlar, bu da kaynak. İnsan da kaynak. Ama değerli bir kaynak. Bu kaynak olmadan ne zengin olabilir ne de işletme olabilir. O yüzden kaynak kavramını iyi değerlendirmek gerekeceğini düşünüyorum. Ve umuyorum ki bu tanımlamalarım kaynak kavramını yeterince açıklamıştır. Buradan anlatmak istediğim olan şu. Sendikanın kendi çalışanları mevcut. Evet, bu çalışanlar nasıl iş alıyor? Bu çalışanları nasıl belirliyorlar? Peki bu çalışanlara ilgili politikaları var mı? Türk Metal Sendikası'nın sabah sonunda gördük. Üyelere yönelik o kadar çok projeleri vardı ki ve bundan gurur duyuyorum sendikanın bunu yapmasına. Ben peki soruyorum kendilerine. En sonunda da sorumu ileteceğim bununla ilgili. Şimdi sendika başkanları ve insan kaynakları müdürleriyle görüşme bulguları diyorum ben. Bunu da çok fazla zamanım olmadı ve tek çalıştığım için çok fazla sendikaya gidemedim açıkçası. Ama evde topladığım konularda sendikaların genel amaçlı genel merkez ve şubeler dahil olmak üzere çok sayıda çalışanların bulunduğunu ve aslında örgütlenme departmanı, toplu sözleşme yani hukuk departmanı ve mali departmanı olmak üzere üç keskin çizgide ayrıldığını gördüm. Her sendika başkanının bana söylediği şey şuydu: bizim kalbimiz örgütlenme departmanıdır. Ben de ona şu soruyu yönelttim. Evet, kalbimiz örgütlenme departmanı. Peki çalışma ekonomisi öğrencilerini ne kadar örgütlenme departmanında çalışıyor? Bunu sendika başkanlarına sormak istiyorum. Çünkü bizler sendikalar ve toplu sözleşme, iş hukuku, birçok hukuk dalında kendimizi geliştirmiş buluyoruz. Ve ben umuyorum ki bu kurultaydan sonra bizler bu örgütlenme departmanlarında yer alabileceğiz. Daha sonra çalışmanın işe alım ve süreçlerini sorduğumda genel merkez tarafından yürütüldüğünü ve genel merkezin onay vererek çalışanları işe aldığını öğrendi. Tabii ki bu şeyde sendikaların temel ilkelerini de sormak gerekiyordu. Onlar sırasıyla insanca davranış değil, insana çok önemli olduğunu, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, ekonomik istikrar olduğu dile getirildi. Ben de burada bu noktadan dolayı işverenleri bir sendikalı bir işveren olarak ele aldım. Çünkü üçüncü ilke ekonomik istikrardı. Unutmayınız, ekonomik istikrar her yerde olması gereken bir şeydi. İnsan kaynakları yönetiminin uygulayıcıları ise, yani İK müdürlerimiz, bireysel performansın çok önemli olduğunu vurgulayıp örgütsel performansın hedeflendiğini söylediler. Bunun devasında insan odaklılık ve belirlilik kavramlarını açıkladılar. Aslında temele baktığımızda ikisinin de devamında insanca davranış, insan odaklılık ve verimlilik. Burada insana çok büyük değer var. Peki bu iki davranış, iki tutum, iki anlayış ne koyuyorsunuz üstüne? Neden bir arada tutulmuyor? O yöntemler neden kullanılmıyor? Bunları sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde en önemli ve en tehlikeli varlığı değişim dedik. Evet, değişim. Peki bu değişimde sendikalar bu kadar umutsuz etkilenmişken nasıl bir politika izleyecekler? İnsan kaynakları yönetimi ve yöntem uygulamaları bu kadar etkinken neden bu politikaları kullanmıyorlar? Ben de bunun sonucunda şöyle bir kanıya vardım. Örgütlenme departmanına alınacak personelin doğru personel olup olmadığı çok önemli. Çünkü sendikanın etkin bir şekilde devam edebilmesi için örgütlenme departmanının çok sağlam olması gerekiyor. Bu kanıdan yola çıkarak İK uygulamalarının, yöntemlerinin bu örgütlenme departmanında kullanılabileceğini öngörüyorum. Örgütlenme departmanının alınacak personel, yani uygun işe uygun personel, doğru işe doğru personel. Bu verimliliği artıracaktı. Biz demiyor muyduk sendikalara, insanca davranış, iş sağlığı, güvenliği ve ekonomik istikrar. Bu devamında ekonomik istikrarı da getirecekti. İK'nın temeli olan verimliliği de getirecekti. Ben diyorum ki, bir sendika kuralım, örgütlenme departmanına insan kaynakları yöntemlerini uygulayalım. İş alım süreçlerini kolaylaştıralım. Mali yönden avantaj sağlayalım. Bunları da getirdim. Ve sendika başkanlığıyla yaptığım görüşmede ilk başta çok tepkilerle karşılaştım. Çünkü insan kaynakları
personel yönetimiyle bir tutan anlayışlar var. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Evet, endüstri ilişkilerinin sisteminin temelinde personel yönetimi var. Personel yönetimi kimseye dayanamaz veya yansıyamaz. Personel yönetiminin eksik kaldığı yönlerde ve eğitim odaklı kısmında insan kaynakları yöntemi uygulanmıştır. Sonra bu bir anlayış olarak, bir politika olarak da belirlenmiştir. Yani bunun devamında önce kaynak oluşur, sonrasında devamında ideoloji oluşur. Bu ideoloji üzerinde biz politikalar ve eğitimler üretmeye başlıyoruz. Ben de diyorum ki, sendikalar madem zayıflıyoruz, madem geriye düşüyoruz, sendikaların da bu yöntemleri kullanmasını talep ediyorum. Ve kendi çalışanlarına gerçekten örgütlenme departmanında iyi çalışanlar yetiştirdiklerinde sürekliliklerini koruyabileceklerini düşünüyorum. Son olarak sendika başkanlarımıza bir soru olacak. Acaba sendika bünyesinde çalışanların ne kadar sendikalaşmıştır diye sorup teşekkür ediyorum. Kendime ödüyorum için ilginize sağlık. Biz de teşekkür ediyoruz. 10 dakika 26 saniyede tamamladı Nuray Hanım. Son konuşmacı ifade kürsüye davet edelim. Yasemin Ügücü. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Uludağ Üniversitesi Türk Metal Sendikası'na, Atatürk Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanımız Fatih Karcıoğlu'na, araştırma görevlimiz Selin Altay'a, arkadaşlarımız Sema Yardım, İsmail Dudak ve Zafer Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum yalnız bırakmadıkları için. Ben Atatürk Üniversitesi'nden bir Yasemin Ücü, Çalışma Ekonomisi 2. sınıf öğrencisiyim. İş sağlığı güvenliği ile ilgili gelişmelerin yapılması ve önlemlerin alınmasında sendikaların rolünü anlatmaya çalışacağım. İş sağlığıyla başlayalım. İş sağlığı nedir? İş sağlığı, çalışanların sağlığının korunması ve sağlığını kaybedenlerin iyileştirilmesi gibi tıbbi boyutu olan iş hekimliği ile iş yerindeki sağlığı etkileyen madde ve etkenlerin saptanması, tehlike düzeylerinin ölçülmesi ve gerektiğinde kontrol altına alınması gibi teknik hususları içeren iş hijyeni konularını kapsayan oldukça geniş bir alandır. İş güvenliği ise çalışanların korunması, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, işletme güvenliğinin sağlanarak çalışanlar için tehlikeli olabilecek durumların ortadan kaldırılması için yapılacak faaliyetler bütün kapsamında ele alınmaktadır. Çalışma hayatında işçi sağlığı ve güvenliğini kapsayan sağlık alanında iki temel gösterge vardır. İş kazası ve meslek hastalıkları. İş kazası, ülkemizde Avrupa Birliği giriş süreciyle iş sağlığı ve güvenliği sorununa bir ölçüde önem verilmeye başlanmıştır. Sadece SSK kayıtlarına göre 2012 yılında 74.871 iş kazası ve 395 meslek hastalığı kayıtları alınmıştır. Bunlar sadece kayıtları alınanlar, alınmayanlarda da tabii ülkemizde önemli sayıda meslek hastalığı olduğu bilmesine rağmen mesleksel olduğu kanıtlanamadığından dolayı kayıtlara yansımamaktadır. İş sağlığı güvenliği, çalışanlar, işverenler, devlet ve rekabet gücünün korunması açısından da önem arz etmektedir. Çalışanların hayatlarının önemli bir kısmı iş ortamında geçmektedir. İş kazası ile karşılaşan kişiler iş güçlerinin tümünü veya bir kısmını kaybetmektedirler. İş kazası ile karşılaşan kişiler iş güçlerinin tümünü veya bir kısmını kaybetmektedirler. Kaza geçtiğinceye kadar üretken durumda olan işçi artık tüketici olmakta, belki başkalarına muhtaç hale gelmektedirler. İş kazası veya meslek hastalığını işçinin özellikle kendisine ciddi zarar vermekte, bunun yanı sıra işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişileri de yaşamları için gerekli olan destekten mahrum kalmalarına sebep olmaktadır. Çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, işveren yönünden insancıl nedenlerin dışında maliyetler açısından da önemlidir. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için yapılan yeterli bir harcama, kaza olasılığının azalmasını, bilim üretim maliyetinin düşmesini ve karın fazla olmasını sağlayacaktır. Ülkemize meydana gelen iş sağlığı güvenliği ile ilgili en önemli gelişme, 30 Haziran 2012'de bildiğimiz gibi resmi gazetede yayınlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinde kabul edilen ve yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'dur. İş Sağlığı Güvenliği Kanunu hiçbir ayrım yapmaksızın kamu özel sektöre ait tüm işlere ve iş yerlerine, faaliyet konularına ve işçi sayısına bakılmaksızın bu iş yerlerinin işveren, işveren vekili, çırak ve stajyerler olmak üzere tüm çalışanlarına uygulanacaktır.
İmparatorluğun sahip olduğu sosyal, ekonomik, siyasi, hukuki ve düşünsel koşullar işçilerin örgütlenmesi 2. meşrutiyete kadar ortaya çıkmasını engellemiştir. İmparatorluk da 1908-1918 döneminde de sanayileşmede bir gelişme sağlanmamıştır. 1913'te çıkarılan Teşvik Sanayi Kanunu, ülkenin sahip olduğu koşullar çerçevesinde sanayileşmeyi hızlandırmakta etkili olmamıştır. 1918-1923 yılları arasında meslek ve işçi örgütleri ve genel işçi birlikleri oluşturma yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bazıları yeni, bazıları 1910'lardaki cemiyette nilam ve biçimleriyle her iş kolu veya iş yerinde bir cemiyet oluşturmuştur. 1923-1945 yıllarına baktığımızda ise bu dönemde 1936 tarihinde kabul edilen ve 37 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı iş yasası döneminde temel özelliklerine uygun olarak sendikalarla ilgili olarak hiçbir hükme yer vermemiştir. İşçilerin sınıf mücadelelerine girmelerini önlemek isteyen, bazı hakların sendikalara gerek kalmadan verilmesini amaçlayan, üretimin sürekliliğini hedefleyen yasa grev ve lokaltı yasaklamıştır. Bu kanunla Türkiye'de ilk defa çalışma ilişkileri bireysel ve toplu boyutlarla bütünsel biçimde düzenlenmiştir. Türkiye'de sendikacılık 1938 tarihli 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu'nda sınıf esasına dayalı cemiyet kurulamaz ifadesinin metinden çıkarıldığı 4919 sayılı 5 Haziran 1946 değişikliğiyle yasaklanmaktan kurtulmuştur. Burada da 1948-60 yılları arasındaki sendikalaşma sayısı ve sendikalaşma oranının yıllara göre dağılımına bakıyoruz. 1948-60 dönemine baktığımızda sendikal işçi sayısı biraz önceki tabloda 1950 sendikalara toplu iş uyuşmazlığı çıkarma izni verilmesi, 52'de sendikal üst örgüt olan Türk İş'in kurulması sonrası sendikal hareketin kısmen etkinlik kazanması, 1952'de Deniz İş Kanunu ile basın mensupları ve deniz alanlarına sendikalaşma hakkının tanınması, 1950 yıllarda ortalarında özel teşebbüse dayalı sanayileşmenin hızlanması gibi nedenlere giderek artmıştır. 1950 yılında 78 bin olan sendikalı işçi sayısı 1960 yılına geldiğimizde 282 bin olmuştur. Yaklaşık burada 205 binlik bir artış olmuştur. Sendikalaşma oranı 1950'de %26 iken 1960'da %45'e kadar ulaşmıştır. Şimdi 1960 ve 80 sonrasına bakalım darbe dönemleri. Burada da 1960 yılında askeri müdahale olmuştu. Sendikacılığın gelişim yollarını tıkayan önemli bazı engeller kaldırıldı. İşçi almayı ile ilgili fikirlerin serbestliği savunuldu ve tartışıldığı bir dönem yaşandı. 1963 yılında yasallaşan 274 sayılı sendikalar kanunu ve Türk işçisine ilk defa grevi toplu pazarlık hakkını veren 275 sayılı toplu iş sözleşmesi, grev ve lokat kanunu sendikal hareketi yeni bir boyut kazandırmıştır. 1963 yılında yürürlüğe giren 274 sayılı sendikalar kanunu, işçilerin aynı anda birden fazla sendika üye olma imkanı vermesi, işsiz durumda olanların sendika üyelerinin devam etmesi, sendikalara üye olmuşta ve ayrılışta noter tasdikine lüzum görülmemesi gibi sebeplerden dolayı sendikalaşma ile ilgili rakamsal olarak şişirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 12 Eylül 1980 rakamsı ile Türk sendikacılık ıslamalarla dolu yeni bir döneme daha girmiş, Milli Güvenlik Konseyi'nin yayınladığı çeşitli bildiriler ile önce DİS ve MİSİK, daha sonra Hak İş Türk İş'e bağlı bazı sendikalarla bazı bağımsız sendikaların faaliyetleri durdurulmuştur. Faaliyetleri durdurulan konfederasyon ve sendikaların Türk taşınır ve taşınmaz malları ve evrakları denetim altına alınmıştır. Dünyada meydana gelen değişimin ekonomik küreselleşme, ulus devlet etki alanına daraltma, uluslararası ilişkiler ve standartları sermaye lehine artırma yönüne gelişmesi, başta sendikalar olmak üzere piyasaya müdahale eden kural ve kurumların gücünün kırılmasına neden olmakta ve bu yüzyıla sendikaların varlıklarını tartıştığı hale gelmektedir. 84, 2000 ve 2001, 2014 arasındaki veriler günümüze kadar olanlar. 1980'den günümüze giden ikameci sanayileşme stratejisinden dışa açık büyüme stratejisine, korumacı dış ticaret politikalarından serbest ticarete ve kapalı ekonomiden dışa açık ekonomiye ve AB ile bütünleşmeye doğru hızlı bir değişim yaşanmaktadır. 1980 sonrasında gerek istihdamın sektörel dağılımında, gerek iş gücünün dağılımında, gerekse işsizlik oranlarında önemli değişmeler olmasıdır. Üretimin teknolojideki değişimiyle birlikte
olmayan vasıflı bilgi işçiliği giderek önem kazanmış, kadın iş gücünün istihdamı artmıştır. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar, bu alan üzerinde durulması gereken iki temel konunun olduğunu göstermektedir. Bunlardan biri iş kazası ve meslek hastalığının önlenmesi, diğer ise kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan zararların temin edilmesidir. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği denildiği zaman, genellikle kaza ve meslek hastalığı nedeniyle ortaya çıkan tazminatlar akla gelir. O nedenle, iş yerinde sağlık ve güvenliğiyle ilgilenmesi gereken çoğu işveren, bunun yerine ortaya çıkan maddi manevi tazminat tamamen ya da kısmen engelleyecek çareler aramakta, işçilerin ise genelde söz konusu önlemlerin gelişmesine katkı sağlayacakları yerde tazminat miktarlarında artış getirecekleri görüşleri ileri sürmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlere ve işçilere belirli sorumluluklar yüklemektedir. İşverenlerin gerekli her türlü önlemlerini alma, denetleme, eğitim verme ve bilgilendirme, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda örgütleme gibi yükümlülükleri vardır. İşverenlere işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda örgütleme yükümlülüklerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık ve güvenlik birimi ve ortak sağlık ve güvenlik birimi, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, sağlık ve güvenlik işçi temsilcilerine yardımcı olmaktadır. İşçiler ise iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önlere uymakla yükümlüdürler. Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenleri arasında geniş ölçüde işçilerin iş kazası ve güvenliği konusunda önlemlere uymaktan kaçınmalarının yer aldığı bir gerçektir. Bunun nedenlerinin başında işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterince eğitilmemiş ve bilinçlendirilmemiş olması gelir. Bu durum işçilerin işverenlerce eğitilmesinin ne kadar önem taşıdığını ortaya koymaktadır. İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği politikalarının tespitinde iş yerindeki önleyici ve denetleyici önlemleri işveren yöneticiler ve işçiler tarafından birlikte planlanıp uygulanması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulmasında sendikalar çok önemli bir yere düşmektedir dedik. Burada birkaç örnek vermek istiyorum. Türkiye'de sendikaların iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasında üyelere katkı sağladığı güzel örnekler. MES, CES bu alanda önemli eğitim çalışmaları ve bilimsel toplantılar düzenlemekte ve konunun eğitim boyutlarını düzenli olarak sürdürmektedirler. Kendi alanlarında üye işverenleri ve etkilerini sürekli olarak sektörel, güncel bilgilerle donatmakta ve iş sağlığı ve güvenliği alanında çağdaş gelişmeleri onlara paylaşmaktadırlar. Birkaç örnek daha var burada. İşletmeler için iş sağlığı ve güvenliğinde AB perspektifi MES tarafından yürütülen önemli projelerden bir tanesidir. Burada birkaç tane örnekler var arkadaşlar. Zaman sınırlı, o yüzden geçiyorum. İş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği problemlerinin çözümünde iş sözleşmelerinden ve toplu iş sözleşmelerinden yararlanabilir. Sendikalar toplu iş sözleşmelerine koyacakları hükümlerle iş sağlığı ve güvenliği alanında hazırlanan genelde soyut içerikli yönetmeliklerin iş yerinde uygulanmasını sağlayabilirler. Yasa ve yönetmeliklerin taraflara getirdiği yükümlülükleri somutlaştırabilirler. Toplu sözleşmeleri, iş sağlığı ve güvenliği alanına yapacakları katkı, yasal zorunlulukları açıklamakla sınırlı görülmemelidir. Sektörün gerekli kıldığı ancak yasal düzenlemelerde yer almayan teknik ihtiyaçların da toplu iş sözleşmelerine konulacak ayrıntılı hükümlerle işçi ve işveren için birer yükümlülük olarak düzenlenebilmesi mümkündür. Teşekkür ederim. Oyuncu direktörüyle tamamladığı konuşması, son konuşmacımızda. Bu son kalan, herhalde 15 dakikalık bir süremiz var. Bunu da katkılar ve sorular için ayıralım. Ancak birkaç şey de söylemek istiyorum. Hakikaten bu oturumdaki tebrikler son derece başarılıydı. Sabahtan da başarılıydı. Arkadaşlarımız dikkatimi çektiği kadarıyla saha çalışmasını da yapmışlar. Bu yaşlarda böyle saha çalışması yapmak, etnografik çalışmalar yapmak, ondan yorumlar çıkarmak hakikaten zor şeyler. Çocuklarımız zor şeyler başlamışlar. Gözümüz arkada kalmayacak. Bugün geleceğin öğretim öğrenmeyi bilmedik diyebiliriz. Ben şimdiden kendilerini tebrik etmek istiyorum. Bu da önemli konulara değinmişler. Yani özellikle çocuk emeği dikkatimi çekti. Şu anlamda dikkatimi çekti.
İki ay evvel İran'ın Uzmanlar Komitesi raporu yayınlandı. Raporda her zamanki gibi 98-87 sayılı sözleşmeler ve bir de çocuk emeği var. Büyük bir ihtimalle bu sene İran'dan Türkiye çocuk emeğinden sorgulanacak. Dolayısıyla ona da hazırlanmış olduk bu arada. Ben isterseniz sözü sizlere vereyim. Soru sormak isteyen veya katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarımız, hocalarımız isim vererek hangi konuşmacının tebliğine ve hangi konuşmacıya soru yönetmek istiyorlarsa, belirtirlerse herhalde iş biraz daha kolay olur. Buyurun, soru sormak isteyen varsa alalım soruları. Gerçi herkes de yoruldu. Bu saatlerde biraz... Fatih Türk, Eskişehir Anadolu Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Bu sefer bir tane soru soracağım. Fatih, unutalım istersen. Nuray Hanım'a olacak soru. Bu insan kaynakları konusunda. Sendikalar insan kaynakları departmanını bir tehlike olarak görüyor. Bu soruyu sormamdaki amaç şuydu. Eğitim departmanı özellikle insan kaynaklarını bu dönemde çalışanlara daha çok değer vermeyi ve sendikanın önüne geçmeye çalıştığı görünüyor. Sendika bu konuda onları tehdit mi görüyor? Tabii ki sendikanın tek bir alanı eğitim değil ama bu konuda görüşünüzü merak ediyorum. Teşekkür ederim. En son da cevap verelim isterseniz. Unutalım. Adım Sibel Mancak, Marmara Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Ümit Bey'e sorum olacak. Alanlar araştırmasında şunu gördüm. İşçilerin sendikaya üye olmama nedeni korktukları ya da siyasi bir görüş nedeniyle üye olmuyor. Yani bir taşeronlaşma ya da fasonlaşma gibi bir neden değil. Orada peki sendikanın bu korkuları gidermek için bir çalışma yaptı mı? Merhaba, Çağla Akçı, Marmara Üniversitesi'nden katılıyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nde bir sorum olacak. İşveren kar amacı güder, sendika ise işveren ve işçi arasında işçinin ezilmemesi için bir ara buluculuk yapar. Bu bağlamda sendikayı kar amacı güden bir kurum olarak adlandırmak, ele almak ne kadar doğru, bunu sormak istiyorum. Güzel sorular. Evet arkadaşlar, kıtlarından gelenler. Benim bugün burada 10 öğrencim var, kışla asistanım. Bunlardan soru bekliyorum. Merhaba, herkese hoş geldiniz diyorum. Bülent Ecevit Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Benim sorum Atatürk Üniversitesi'ndeki arkadaşımız olacaktı. Konusu iş sağlığı ve güvenliği konusu oydu arkadaşımızın. Sabah da Terkul Bey'in bahsettiği gibi işçi sağlığından ziyade hani iş sağlığı üzerine yaptığı konudaki sendikaların görüşü sadece üretimin azalması ve karların azalmasıyla mı alakalı? Yani sadece işveren açısından mı düşünüldü? Neden işçi açısından hiçbir şekilde ele alınmadı? Teşekkür ederim. Evet, sol cenahtan yok mu kimse? Merhaba, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne geliyorum, Yavuz Yehir. Atatürk Üniversitesi'ndeki arkadaşımızın üzerinden aslında genel bir soru sormak istiyorum. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı üzerinde biz Çek hocaların hala bu hakkı elde edememiş olmamız ilgili bir herhangi bir çalışma yapılıyor mu? Bakanlığa herhangi bir bilgide bulunuyor mu? Bunu soruyorsunuz. Ya aslında burada bulunan sendikacılarımız, hocalarımız... Ben biliyorum, ben cevaplarım bunu herhalde. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herhalde başka soru yok gözüküyor. Katkıda bulunmak isteyen var mı ayrıca? Yoksa cevaplara geçelim biz isterseniz. Ürün yine sırasıyla. Ümit Bey'den başlayalım. Buyurun Ümit Bey. Arkadaşımıza sorusu için çok teşekkür ederim. Soruda korkular devam için sendika
bir çalışma yaptım diye sordu. Bizim ana işlerimize baktığımızda işlerin önemli bir kısmı, çok büyük önemli bir kısmı diğer çalışan arkadaşlarının senin gibi yapma nedenleri ve işten çıkarma korkusu, işveren korkusu, işlenme korkusu gibi üç farklı korkudan bahsetmiştir. Korku konusunda sendikaların elinden pek bir şey geleceğini sanmıyorum. Çünkü burada asıl oklar işveren tarafını gösteriyor. Yani, korku kısmının işverenlerin tutumundan olduğunu düşünüyorum ben. Ancak sendikalı memur katılımcılarımızın 7 tanesi sendikalı siyasi görüşe yer vermesi dolayısıyla üye olmuyor. Olmuyorlar demiştir. Burada sendikaların yapabileceği şeyler var bence. Ancak tabii sendikaların siyasi görüşe yer vermesi ifadesi çok genel. Yani bütün sendikaları bunu şey yapamayız, aktaramayız. Bana göre önceden gelen, hani böyle bir şey var. Genel olarak çalışanlar toplumda hani sendika deyince siyaset akla geliyor. Yani böyle bir şey olmasa da hani önceden gelen kanın, yani toplumsal kanın bu şekilde bunun da gidilebilmesi için sendikaların çalışma hani yapması bana göre de gerekli. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İki numaralı konuşmacımız Gülten Oğuz. Soru var mı isteyelim? Öncelikle sorular için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular geldi. İlk soruma cevap vermek istiyorum. Sendika bir korku olarak görüyor insan kaynakları yönetimi. Şimdi benim burada söylemek istediğim sendika bunu asla bir korku olarak görmüyor. Sendika çok kurumsal bir yer zaten. Hani bunda hiç şüphem yok. Ben zaten bunu ikisi birbirini korku olarak görüyor ya da işte ikisinin arasında bütünsel bir çatışma var diye bu konuyu sunmuyorum. Benim amacım sendikanın kendi çalışanlarına yönelik oluşumlu bir programdı. Ama şöyle söyleyebilirim. Sendikalarla yaptığım görüşmelerde insan kaynakları yönetiminin ve işlevlerinin personel yönetiminin bir uzantısı olarak görüldüğünü gördüm. Hani ben de burada şunu anlatmaya çalıştım. Daha geniş bir kapsam, daha kapsayıcı, daha bütünsel, üretim aşamalarının her aşamasını ele alan bir yaklaşım olarak hani bunu benimseyebiliriz ortaya koydum. İlk sorum için bunu söylüyorum. Sendikalar bence korku olarak falan görmüyorlar. Zaten eğitimin dışında çok daha etkin oldukları alan, toplu sözleşmeler olsun, bunların süreçleri olsun, daha kapsamlı işleri olduğunu düşünüyorum. Zannetmiyorum korku olarak gördüklerini. İkinci soruma vereceğim cevap sanırım bir anlam karmaşası yaratmışım ben. Kendi adıma arıyorum sorunun cevabını. İşveren kar amacı gider dediniz. Kar amacı gider anlamı sendikaya yüklemek ne kadar doğruydu? Şimdi benim burada bahsettiğim şey sendikanın yöneticilerin de bir işveren olması. Çünkü bakın Büyük Anadolu'dan bahsettik. Buranın da bir çalışanı var. Ve sendika bünyesinde, şubelerini, genel merkezlerini, örgütlenme sürecini oluşturan insanların, bunların hepsi bir çalışan boyutuyla gördük. Bunların çalıştığı insanların, evet sendikacı olabilir bunlar ama aynı zamanda çalıştırdıkları işler yok mu? Evet vardı. Ben bunlara iş verendim. Yani sendika buradaki kar amacı güder kapsamına hiçbir zaman değinmedi. Böyle bir kargaşaya müsaade etmişim sanırım. Orada bir anlam karmaşası yaşanmış. Ve ben burada şunu söylemek istiyorum. Ben insan kaynakları yönetimini tamamıyla sendika karşıtı gören İK'cılara da buradan eleştirmem. Özellikle söylüyorum. Biz bunları sentezlemek zorundayız. İkisi de kanıtlanmış anlayışlar ve ikisi de temel anlayışlar. Bunları birbirlerinin içinde sentezlediğimiz zaman ancak başarılı bir yer geleceğimizi düşünüyorum. Ve teşekkür ediyorum sorular için. Herhalde başka soru yok. Bu iştahlığı ve güvenliği ile ilgili. Tekrar soru var mı? Soru değil de... Buyurun. Buyurun efendim. Lütfen. Lütfen başkanım. Değerli arkadaşlar, ben öncelikle bugünlük çalışmanın sonuna gelindiğini düşünüyorum. Gerçekten çok iyi hazırlık yapmış arkadaşlar var, iyi hazırlanmış arkadaşlar, iyi sorular sorarlar. Birinci sınıf olmasına rağmen bilgileri çok yüksek. Konuşmanın sonunda da söylemiştim.
Biz umudumuz hiçbir zaman kaybetmedik ama daha da umutlandığımızı söyleyebilirim. Keşke arkadaşımız bana soru sormasaydı. Yani şimdi akşam yemeğine yetişemeyeceğiz. 4 dakika. Şimdi bir sene önce 8 Mart 10 bin tane kadın işçi. Bizde toplam 18 bin kadın işçi var. Emekçi var. 10 bin kadın işçiyi de Sayın Başbakan'ı davet ettik. Geldi Sayın Başbakan. Ben bir konuşma yaptım orada Sayın Başbakanımızın da dedim ki 30 yıldır bu insanların, emekçilerin bir hakkı gasp ediyor. Bir torba yasa geliyor, taksicilerin kanunu görüşülüyor, içine iş bizle ilgili bir madde atılıyor, bir hakkımız kırılıyor. Birileri eline bir makas almış, 30 yıldır bizim hakkımızı kırılıyor. Bu makasın bir ucundan da siyasiler durmuş, serbest piyasa bilmem nesi görüşülüyor, bizim dönem tazminatı çıkıyor. Başka bir yasa görüşülüyor, işsiz sigortası fonuna para aktarılıyor. Şimdi bunu söylediğimde Sayın Başbakan benden sonra kürsüye geldiğinde dedi ki sen de bir iş verensin. Sen işçiye ne kadar maaş veriyorsun, sen işçilerin sen de kalın dedi. Ben tabii kendisine kürsüne cevap verme imkanım olmadı ama arabada bulunarken söyledim. Biz 359 kişi çalıştırıyoruz, sen de kalırsın. 3600 lira bizim ücret oluyoruz. Bu otelde çalışanlar da senin var. Bu otelde çalışanlar da senin var. Şimdi değerli arkadaşlar, biz insan kaynakları kavramına neden karşıyız? Bir algı yönetiminden dolayı karşıyız. Yani geçmişte personel müdürleri vardı. Ben 1977'de çalışma hayatına girdim. Ben o personel müdürlerini de bilirim. Şimdi insan kaynakları müdürlerini de bilirim. Onlar bir ağabeydi, bir dayıydı, ağır ağabeydi. Bizi başlığınız diyebiliriz. Hastaysanız istirahat alabilirsiniz. Önerdiniz, doktorlar arada tedavi ettik. Şimdi biz şunu görüyoruz. Burada tabii tüm işletmeleri de bu potaya sokmak doğru değil. Bazı tam işletmeleri tenzil ederim. Ama insan kaynakları kavramı çalışanı makine gibi görüyor. Bunu nereden biliyorsunuz? Bana söylüyorlar. Vay bana söylemiyorlar. Ama yaptıkları hesaplardan biliyorsunuz. Çarptıkları insanlardan biliyorsunuz. Niye çıkar diyorlar? Performans değerlendirmesi. Neye göre yapıyorsun bunu? Var mı önünde bir ölçü? Bir cetvelin var mı? Ölçüyor musun? Neye göre ölçüyorsun? Bir temsilci var mı orada? Şimdi biraz önce sabahtan bir arkadaşımız söyledi. Dedi ki sendikayından dolayı işten atılanları söylemiyorlar. Başka bir şey buluyorlar. Buna da ama biz şu çalışmaları biliyoruz. Yani bir insanın ne kadar istirahat kullandığı, ne kadar devamsızlık yaptığı zaman ya da ne kadar verimli çalışıp çalışmadığı zaman işin sonucunun nereye gideceğini biliyoruz. Her şeyi maliyet hesabına getirmek. Her şeyi verimlilik üzerine vurmak doğru değil. Sonuçta burada çalışanlar bir insan, evleri var, aileleri var, sorunları var. Yeri geldiğinde hasta olabiliyor. Yeri geldiğinde işe gelemeyebiliyor. Ama özleriyle, sağlığıyla verdiği sürece özleriyle de çalışan bir insan yani iyiyken onu sürekli ben planla tutup işletmede daha önce çalıştığı kötü gününde kapının önüne bırakmasını doğru bulmuyoruz. Bu hesabı yapanlar da insan kaynakları olduğu için. Ha insan kaynakları olmaz başka bir kavram olur. Buna ben bir şey demem. Ama algı yönetimini burada bakın söyledi bir arkadaşımız. Sabah ben konuşmamda söyledim. İşçi sağlığı gitti. İş sağlığı geldi. Bakın ben en son çıkan sendikalar yasasını, toplu işçi sözleşmesi ve sendikalar yasasını komisyondaydım. Ben o komisyonda olmasaydım sendikalar tabiri yoktu. Biraz önce de arkadaşlarla konuştum. Naci abi bir soru dedim, belki yapamayın dedim. Naci abi sağ olsun, bizim her şeyi paylaştığımız bir abimiz. Ne koyarlardı biliyor musunuz yasanın adını? Endüstriyel ilişkiler yasası. Kardeşim sendikalar yasası, sendikaların adını yazmaktan niye korkuyorsun? Böyle bir adlı yönetimi var. Bakın, Türkiye'de son 10 yılda neler yapıyor? Bu adlı yönetimi ile ilgili neler yapıyor? İşyerler sempozyumlar bize. Kuşadası'nda, Robinson Otel'de sempozyum düzenliyorlar ve diyorlar ki
21. yüzyıl bilgi çağı, bilgi çağında işçi sendikacıların yeri yok, işçi sendikalarının yeri yok. Niye? Herkes meğer zaten. Ya arkadaş, insan odaklı bir iş yapıyorsun sen. İnsan odaklı yaptığın iş varsa sendika olacaktır, sendikadan kurtulamazsın. Hiçbir çalışanın, memur ya da işçi, beyaz yakalı ya da mavi yakalı, bir patronun karşısında pazarlık yapma gücü var diyen var mı şimdi? 12 milyon insanın içerisinden 1000 kişi çıkartabilir misiniz? Ben pazarlık yapacağım, patronla görüşeceğim diye çıkartamazsınız. Durum böyle olduğu sürece sendikalar olacaktır. Şimdi arkadaşımız sorduğu için söyledi. Şimdi biz bir sendikayız. Ben 4,5 yıllık bir genel başkanım. Çok mecburdan kalmışsa biz işçi çıkartamayız. Ama doğrudur. Arkadaşımızın araştırma yaptığında örgütlenme bürosu bir sendikanın merkezidir, beynidir. Ama bugün ben öyle düşünmüyorum. Bugün Ar-Ge'si bir sendikanın beynidir. Artık her şey bilgisayardan yapılıyor, örgütlenmeler mi? Bakın sonra örgütlenmeler size bir örnek vereyim ben. A formatı. Erdemir bunu okuyor için Erdemir ismini var. Erdemir'i çalışanları da vurdu. Bizim bir arkadaşımız vurdu. Sendika yok. Orada herkes arkadaşlık teklif ediyor. Herkesten arkadaş oluyor. Bir müddet sonra yazıyor. İşlerden de haber alıyor. Bugün yemekler kötüydü. Bu iş böyle gitmez. Tak cevap verdi. Haklısın demiş. Bugün servisler kötüydü. Bu iş böyle gitmez. Artık bunu yapma yapma atlayıp konuşunca bu işi sen de kaç özellikler. İki dakikada spor götürüyorsunuz. İş buralara geldi. Artık sahada tek tek gezmiyorsunuz. Tek tek gezdiğiniz zaman insanları da riske atıyorsunuz. O yüzden tabii ki şu mesela eğer Türk Metal'e gelirseniz görürsünüz. Beşinci kattaki bütün duvarları yırttınız. Yalın yönetim dedik. Teşkilat büroyu da, basını da, Ar-Ge'yi de, bilgisayarı da hepsini oraya herkes birbirine bağımlı çalışıyor. Ve böyle de çalışacak. Uzun süredir Erdemir ilk defa geldi, Şehre'yle ilk defa geldi. Erdemir'in genel müdürü de yeni göreve geldi. Bir ara aramızdan ayrıldı. Kendisine bir hayırlı olsun ziyaretle, belediye başkanı yöneticisine bir hayırlı olsun ziyaretle gitti. Bu arada Toyota örgütlenmesiyle ilgili bir konu geçmiş. Ben istersen bu konuyla ilgili kısacası bilgilendireyim. Toyota gerçekten bu ülkenin en kurumsal işletmelerinden bir tanesi. Ücretleri de sendikalı işçilerin ücretleriyle hemen hemen aynı. Bölgenin hassasiyetinden kaynaklanan bir şey var, bir özelliği var. Çevredeki yetişmiş ustaları yüksek ücretle aldıkları için sendikaların işi de zor. Şimdi Ford'daki yetişmiş bir işçiyi Ford'da 1500 lira çalışırken 2000 lira transfer ettiği için ben de sendikal oluyor. O arkadaşıma gittiğim zaman bana şunu diyor. Ben senin yeğendim. E 1500 arıyordum. Şimdi 2000 arıyorum. Ben artık senin yeğen olmam ya. Bizim o işimiz zor. Ama biraz işimizi kolaylaştırmadığına, biraz da bölgede ses getirmadığına Türk İş Başkanı ile beraber yaklaşık bundan 8 ay önce, 10 ay önce çok geniş katılımlı bir basın toplantısıyla, işçilerin de katılımıyla burada örgütleneceğiz diye bir basın toplantısı yaptım. Şu anda geldiğimiz nokta 480 civarında. Başarılı olabilmek için 1200 yakalamamız lazım. Şimdi başka sendikalarda geldi. Başka sendikalarda örgütlenmek istiyor. İşte biraz önce söyledi bir arkadaşımız. Tam bilemiyorum. Bir iş yerinde, örgütsüz bir iş yerinde, bir sendika örgütleniyorsa, bir başkası geliyorsa, oradan çok verim beklediği için falan değil, diğerinin işini engellemek içindir. Ama oradaki işçi profili oldukça yüksek olduğu için, yani böyle bir şeye ihtimal edeceğini zannetmiyorum, şu ana kadar da zaten ihtimal etmiyorum. Kopuş örgütlenmesiyle ilgili bir şey, konu geçti. Onu sonra yetiştim ben. Komiş örgütlenmesinin içindeyim ben. Daha evveliyatına dayanıyor. Teskobüs Sendikası'nın Komiş bir üyesini aldı. Sene 2007.
Tabuda çalışanları dünya yaptı. İki sendikayı biz uzlaştırmak için Türk işleri çok çaba sarf ettik. En son Gürsel Başkanı'na bir noktaya getirdik. Seçimde Gürsel Başkan gitti. Tekrar yeni yönetimle bir uzlaşma noktası aradı. Onları da bir noktaya getirmiştik. Fakat sendikaya kayyum geldi. Ama iki arada başkan geldi. Kobis sendikası örgütlendi. Yani Eskobis sendikası sahada değil, alanda değil, masada sadece Kobis'i sıkıntıya sokmak için, yani geçmişte yapılan gücünü almak için bayağı bir zorladı. Ona da burada bir açıklık getireyim istiyorum. Şimdi arkadaşımızın bir tanesi, manetimizin bir tanesi, bir arkadaşımız MESİM projelerini bahsetti, iktisal işbirliği. Biz orada büyük partnerimiz, İktisadi İş Güvenliği, MESİM yaptığı projenin büyük partneriyiz. Bunu Ankara Büyük Anadolu Otel'de yaptık. Ve bu şekilde 4 projeyi biz bitirdik. Allah nasip ederse 3-4 projede de müracaatımız var. Onunla ilgili de gelişmeleri bekliyoruz. Bir şeye daha dikkat çektikten sonra zamanımızı fazla almayacağım değerli arkadaşlar. Şimdi sosyal sendikacılık kavramı ilk bizle beraber Türkiye'de gündeme geldi. Sene 90, 92 Didim'de bu projeyi biz başlattık. Türkiye'de üç tip profil görürsünüz. Bir kamu işçileri, burada sendikacılık çok kolaydır. Herkesin iş var. Burada uzun süre hiçbir problem yaşamazsınız, bir kişiyle yapacaksınız. Cenazesi olanın cenazesine gideceksiniz. Düğün olanın düğününe mutlaka gözükeceksiniz. Bunun dışında eğitim vermişsiniz, vermemişsiniz, projeler vermişsiniz, vermemişsiniz, hiç önemli yok. Burada bu şekilde götürürsünüz işi. İkincisi kurumsallaşmış işletmelerdir. Bunlar Tofaş'tır, Renault'dur, Ford'dur, Erdemir'dir. Bu şirketlerde sendikacılık zordur. Bu şirketlerde işçiler çok sirkülasyon olmadığı için iliştir. Toplu sözleşmelerde çok çetin geçer, toplu sözleşmelerde işçi mutlaka müdahaledir. Ve bu sözleşmelerde eğer insanları göbeğinden, kafasından, beyninden bağlayamazsanız uzun süre kalamazsınız. Nasıl yapacaksınız? İşte sosyal sendikacılık burada devreye giriyor. Ona hayatı kolaylaştıracaksınız. Nasıl yapacaksınız? Eğitim vereceksiniz. Çocuğu için metal çocuk arkadaş grubu kuracaksınız. Yurt dışına göndereceksiniz. Çocuğu da sendikaya bir mensup yetiştiriyle sürekli sendikayı evde boş duracaksınız. Bakın, sabah yerinde gördünüz. 8.000'den fazla çocuk gönderdik. Düşünebiliyor musunuz? 55.000 insanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne eşiyle beraber uçakla götürüp getirdik. Bizim her bölgemizde işçi evlerimiz var. İzmir'de, Eskişehir'de, Ankara'da, İstanbul'da ve bunların kapısında mutlaka bir ambulans vardır. Bir hemşire vardır. Bir hasta geldiği zaman randevusunu alır, bir de tedavisini yaptırır, gelir. Bu otellerin tamamı işçilerin evidir. Ne zaman gelirse, bakın geçen sene 55 liraydı dediğimde bir kişinin tatil masrafı, her şey dahil, içkiler dahil limitsiz. Ve kalite düşmesin diye biz bu otellerde 700 kişilik otelin 350'sini içki getiriyoruz. 350'sini de dışarıya 420 bin liraya satıyoruz. Sırf kalite düşmesin. Yani bu sosyal yönden bu insanlara bir şey vermediğimiz sürece bu ayakta kalmanız mümkün değil. Esas sendikacının zor olduğu yerler, yan sanayiler, insan insan gözüyle görmeyen işverenler, gelmediği gün, 3 gün, 2 gün gelmeyen işçiyi kapıya koyanlar, insanları asgari ücretin altında çalıştırıp, asgari ücreti yatırıp, ertesi gün elinden 100 lira, 150 lirayı alanlar. Türk İş Başkanı burada söyledi, bu şaka zannetme. Kamyonla işe getirenler. Traktörle işe getirenler,
televizyonda falan görüyoruz ki işte trenler traktör çarpışıyor ki 20 tane içiyor mu? İnsanı hiç, insan gözüyle görmeyenler işte sen yurtta yaşananları biliyorsunuz. 5 tane işçi ben gittim. 5'i üst üste yanmış, üst üste. Yani bir o kışını bir, ne kadar yandılarsa birbirine yakışmışlar. Hatırlayın o sende, sana bakmayan kadınları. Kapıldıkları gün, gerek yananlar, gerek sende boğulanlar. Öldükleri gün sigortan olmuş. İşte bu işyerlerinde, bu işyerlerinde sendikacılık yapmasın. Çünkü insanlar sendikal olmadığı için size ümidini bağlamış. Acaba bir çıkış yolu bulur muyum diye geliyor, örgütlenmek istiyor. Siz başarılı olamazsanız, hani damlıyor ya, akmıyor ama damlıyor. O damladan da oluyor. O zaman size de alet olmaya başlıyor. Ve siz bunlara hiçbir sosyal yardım yapamıyorsunuz. İşte bu arada biz varız. Doğrudur, sende kalan düşüş içindedir. Ama bu düşüşün, sabah basın olduğu için çok fazla içine, yani gözlemek istemedim ama bu düşüşün en az bu sebebi sende kalabilir. Bundan yaklaşık 2 sene önce Didim'de biz bir sempozyum yaptık. Yargıtay'da hakimleri davet ettik. Üniversiteden hocalarımızı çağırdık. Biz kendimiz katıldık. Orada şunu söyledim. Her meslekte olduğu gibi sendikalarda da sendikacılarda arsız, hırsız olabilir. İddia edin. Bana 10 tane sendikacı söyleyin bu şekilde olan size ne istiyorsanız vereceğim. Burada da söyleyeyim. 10 tane insan sayamazsınız. Ama basın, tahter basın, sendikalar, sendikacılar itibarsızlaştırmak için hep başlıktan vermiştir. Sendikaya güveni tamamen bitirmek için elinden gelen bütün çabayı sarf etmiştir. Sohbet esnasında söyledim. Bazen bir topluma giriyoruz. Tanımadığımız insanlarla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Günden dolayı bir şey tartışıyoruz. Bir siyaseti tartışıyoruz. Herhangi bir konuyu tartışıyoruz. Bir müddet sonra soruyor ne iş yapıyorsun diyor. Bir sendikacı. Ya canım işte kalacağım ben sendikacı. Niye onun kafasında kaldı öyle? Değerli arkadaşlar ben sözü fazla uzatmayayım. Akşam inşallah birlikte olacağız. Ben bugün gerçekten hani Bektaşi'ye sormuşlar. Demişler ki İşimiz. Sayın Başkanım, ben Mehmet Oktar, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi son sınıf öğrencisi. Sendikat bünyesinde çalışma ekonomisi endüstri işçilerden okuyan ya da mezun olan öğrencilere staj imkanı sunuyor musunuz ve bünyenizde çalışan var mı şu anda? Bizim biraz önce söylediğim bir işlerde çalışan arkadaşların hepsi çalışma ekonomisi bölüm başkanı. Unuttuğum dediğimi tamamladım. Teşekkür ederim. Biz staj imkanı şöyle sunmuyoruz. İş alıyoruz. Staj süresinde iş alıyoruz, maaş veriyoruz, katkımız olsun diye. Bunu bugün de yaptık, bundan önce de yaptık, yarın da yapmaya devam edeceğiz. Peki belge alsam alır mısınız? Tabii ki. Bakın sabah için söyledim, burada herkes açık davet yaptı. Bizim 32 tane şubemiz var. Bu 32 şubenin kapıları size sonuna kadar açık. Hepiniz i̇ş garantisini aldım. Bakın iş garantisi demiyorum, stajla ilgili diyorum, iş garantisi mi? 59 kişiyiz ama dediğim gibi biz stajyerden maaş veriyoruz. Bu okulun bu 3 ay 4 aylık sürede bununla ilgili bildiğim kadarıyla bizim genel sekreter size bilgi verip üniversitelere de biz yazı yazdık diye biliyorum. Yani gönderin diye yazı yazdık. Buyurun. Yani Basın Başkan, Atatürk Üniversitesi Çalışma Kurumu Öğrenci Sınıf Öğrencisiyim. Öncelikle size teşekkür ediyorum bizi burada buluştuğunuz için. Sormak istediğim soru şu size. Hani biraz önce Sabah Samer'de bahsettiniz ki sendikalaşma kaba tabirle çöküş içerisinde diyorsunuz. Daha önceki dönemde ve daha önceki yasalarda sendika üyesi olmak için noter gibi birçok bürokrasi dolu yollar varken günümüzde E-Devlet sistemiyle sendikaya doğrudan üye olabiliyoruz. Görmüş olduğumuz teorik derslerde de E-Devlet sisteminin sendikalaşma oranını arttırdığını öğrendik bugüne kadar. Ancak sizin söyledikleriniz doğrultusunda bir çelişki olduğunu varsaydım. E-Devlet sisteminin Türk iş veya daha özel indirici olursak Türk metal
açısından artıları, eksileri nelerdir? Bunu duymak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aslında ben yani analizler aslında yapmak istemiyorum. Hemen bundan sonra sorarmayacağım ve bunu söyledikten sonra da ilk ilaveyi bitireceğim. Değerli arkadaşlar, işte hep söylemeye çalıştığım bir türlü söyleyemediğim şu. Hatırlıyor musunuz? İki senede yiyorsun diyorlar. Ya bir senede yiyorlar mı insanlar? İki senede nasıl olsun? Yasayı öyle çıkartıyorlar. Anayasa değişikliğinden bana hatırlayın. Sorun üye olmakta değil, üye kalmakta. Bakın şimdi Avrupa Birliği'ne şirin gözükmek için üye sayılarını abarttılar. Ben toplu sözleşmeden yararlanan işçi sayısını söylüyorum. 700 bin değil, iddia ediyorum. Çalışma Bakanı'nın biyokratları dilinde vardı. 520 binden fazla değildi. Bunun o zaman 160 bin bizdeydi. Bugün de 700 bin değil. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Önceden İşte Bursa'dan gelenler varsa, Eskişehir'den, İzmir'den gelenler varsa şahit olmuşlardır. 300 kişi notere götürdüğü zaman bizim arkadaşlarımız sabah kavga ediyor, falan kavga ediyor, dururken olmuyor ki. 20 kişi de gidiyor, noteri basıyor, noterin camı çerçevesini örüyor, kimse istifa edemeden geri gidiyor. Sorun yolmakta değil, istifa ettirmek. Şimdi bir işe mümkün demiyorsunuz, patron buyuruyor. Herkes yemekhaneye tutup herkes cepten hamur bırakacak, yemekhaneye girecek. Ben bunu çalışma bakan da söyledim. Hayır. Herkes yemekhane arıyor. Devlet şifresini veren hemen verir diyor şimdi. Vermeyen hemen muhasebeye gitsin diyor. Şimdi bu şartlarda nasıl örgüt diyeceksiniz? Devlet şifresinin bir faydası olmadı. Sen ne kadar devlete evet demezdi, niye evet dediler biliyor musun? Noter parası yok sende, paradık olmadı. Noter parası olmadı, işin noter parasında yüklü bir para tutuyor, ona karşılayamadığı için. Noterin katması evet dedi. Ekonomik durumu iyi olan sende kalmış birisi noter evet dedi. Yani devlet şifresi örgütlenmenin önünü çok ciddi anlamda açacağını düşünmüyorum. Ama devlet çiftesinin şu avantajı var. Biraz önce söyledim. %51'i yakalarsanız, ekonomik olarak güçlüyseniz, dışarıda arkadaşlar örnek verdim. İzmir'den arkadaşımız. Elmo muydu bizim en son greve çiftemiz? Fokur gibi bir işçi. 800 bin lira maaş alıyorlar. 50 bin aldım, 70 aldım. Artık ona benim ekonomik olarak yapabileceğimi yaparım ben. Artık o işlerin benden kurtulma şansı hiç yok. Oturmuyor benden masaya. Grev uygulama kararını aldım. Grevi yapıştırdım, işçiyi de topladım. 1 milyon maaş vereceğim size. Her gün erzak vereceğim. Her ay erzak vereceğim dedim. Herkesi greve çağırdım, işi bitirdim. Ama %51 yakalayamasaydım bitti. Ben bitti. Yani bu böyle bir denge üzerine gidiyor senden aşkım. Ve ekonominiz eğer iyiyse bu yani %51 yakaladığınız zaman İşi bitirme şansınız diğerlerine göre çok daha yüksek. Ama işi öbür türlü olduğunuz zaman sizin temsil ettiğiniz insanlar zaten bir kanaat geçiren insanlar. Bir işini kaybettiği zaman siz de para veremiyorsanız ondan sonra yani, Sayın Başkanım toparlasınız. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben emeğe geçen tüm arkadaşlara bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Böylece Fatih Bey'i geçmiş olduk. Fatih Bey'i sizce daha fazla soru alamayacağız. Olur. Bunu da bitirelim. Ben gerek Sayın Başkan'a gerekse de konuşmacılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun, var olun. Ben oturumu da kapatıyorum. Arkadaşlar, onunla ilgili kısa birkaç şey söyleyeyim. Vedat Bilgin Hoca, Bakan Bey'le görüştüğünü, söz aldığını yakın bir zamanda torba yasalarından birisine atılacağını söyledi. Çalışma ekonomisi mezunlarına da iş sağlığı ve güvenli uzmanı olma yolunun açılacağını söyledi. Bir torba yasaya koyacaklar dedi. Doğrusu ben çok da emin değilim bundan. Ancak bir başka yol var. Biliyorsunuz iş sağlığı güvenliği genel müdürlüğünde çalışanların tamamı mühendis kökenli. Dolayısıyla da sosyal bilimciler orada çok da imkan görmüyorlar. Fakat
Çalışma Bakanlığı bünyesinde görev yapan müfettişlere, özellikle SGK müfettişlerine de bu yetki verildi. Bunlar sosyal bilimler çıkışlılardır. Yani bir yol olarak bakanlıkta görevli arkadaşlarımızdan bir tanesi böyle bir yol gösterdi. Bunlar sosyal bilim çıkışlı, dolayısıyla da bunlar emsal gösterilerek dava açılırsa biraz uzunca bir yol. Muhtemelen çalışma ekonomisi mezunları da böyle bir imkanı elde eder demişlerdi. Bildiklerim bundan ibaret. Hepinize teşekkür ediyorum ve iyi eğlenceler diliyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlarımıza ve oturum başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Dileklerini takdim etmek üzere Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Yıldırım'ı sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Evinize sağ olun. Değerli kutlar,